Evet, bir tane Goblin Town bizi karşıladı. Hemen taraflara bakalım. 4 kişilik FFA bir maç açmışız arkadaşlar. Turgut, Onligogo, yani şu anda chat'teki Outline 58, Onligogo, Gökhan arkadaşlar. Junoka diye birisi ve Mete kardeşimiz. Mete Goblin Town gördüğünüz gibi. Junoka'yı da Milkwood olarak görüyoruz. Sanırım Junoka da random yapmamış. Sadece Turgut ve Onligogo yapmış gibi görünüyor. Şimdi burası sanırım Mete. Replay'i Mete göndermiş. Bu ne abi? Şunu bir all players yapalım. Burada Gondor tabii ki de Gökhan. Oğlum bu ne lan? Artık Gondor gördüğüm zaman yani hiç şaşırmıyorum. Hep Gökhan. Evet, hemen bu tarafa geliyorum. Burada da Isengard, Turgut, Mirkwood'da görmüştük zaten Junoka arkadaşımız. Mirkwood elfler olmuş. Yani Mirkwood, Isengard, Gondor, Goblin Town savaşı. Güzel bir savaş. Yani iki good side var, iki evil side var. Burada zaten bir Goblin, Gondor karşılaşması gördük. O Uruk-hai'lerle elfler burada bayağı bir birbirine girecek. Ortadaki kamp savaşın gidişatını belirleyecek arkadaşlar. Bu net. Şuraya tekrar bakalım. Baran nerede? Yoksa bahisleri ben atacağım. Aç kardeşim Oxford. Yapıştır. Aleykümselam. Roma Reis. Hoş geldin. Evet, 1v, 1v, 1v1. Doğru. Herkes tek abi. Ben hep Skirmish ve senin oynadığın online maçları izledim. İlk defa böyle izliyorsun sanırım. Evet. İzle. Benim normal sunduklarımı da izle. Çok güzel maçlar var, Berat. Ya abi zaten dip dibe oldukları için şu iki taraf. Yani burada yoğunlukla biz şu anda Gondor Goblin Town savaşı, Mirkwood Isengard savaşı göreceğiz. Birbirlerine çok yakınlar çünkü. Yani buradan atıyorum Gondor'la Mirkwood'un savaşından ziyade bu söylediklerimi göreceğiz. Oylamayı başlatacak Oxford. Adamlar kardeşim Turgut, Onligogo, Junoka ve Mete. Bir daha da göstermem. Bak buradan yaz. Hadi. Hoş geldin Turgut. Cüneyt. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uruk-hai'ler burada yenildi. Bir geri çekiliyorlar ama tabii ki Sentry Tower'dan dolayı elfler de çekilecektir abi. Burada goblinler içeride bir kaldı. Gökhan iyi yani içeriye kıstırdı onları. Hayda, Gorkil de ölecektir burada. Mete'den hatalı hareketler. Bir tane ork şey Goblin Cave geliyor. Forge yapmış Mete. Yapılan binalara bakalım, hafiften bir vakit geçsin. Bak burada da boşa kullanmayayım bari. Ana binaya bir şey aratayım diyor. Ya abi nasıl çaresizlik ya. İçeride 5 tane Blacksmith var abi. Hemen Isengard'a bakıyoruz. Furnace'leri dizmiş. Burada savunma amaçlı bir tane Sentry Tower var. Artı Uruk Pit. Kimdi bu? Turgut'tu değil mi? Turgut Dunland basmaya başlamış. Junoka'ya bakıyoruz. Junoka ilk defa online maçlarda benim de gördüğüm birisi. Yani siz kendi aranızda belki oynamış olabilirsiniz. Bak Yauko demiş, yanlış yazmış. Junoka. Junoka, evet. Böyle bir arkadaş bu. Bu da ne yapmış? 4 tane şarap evi, Vine şey neydi bu Vine? Vine Fountain yapmış. Bir de kışlası var. Okçular da basılmaya başlandı efendim. Oylamaları en son bir topla. Yapıştır Oxford. Ben de göreyim. Kim ne söylemiş? En çok puanı kim almış? Benim için de heyecanlı bir durum arkadaşlar. Şimdi ben taraf tutmayayım ama
Bir Blacksmith daha geldi. Bak, Gondor için çok sakin bir başlangıç abi. Bu. Şimdi stable gitmeyeceğin kesin sanırım burada Gökhan. Yani Blacksmith yaptığına göre atlı yapmayacaksın sanırım. Ama şu an Goblin Town'da da çok müsaade ediyorsun ha. Yani bir combo yaptı. Yine Gorkil'ini basmış. Ama Metin'in de nasıl oynayacağına bağlı. Selam Bahadır kankam. Hoş geldin. Gondor kalesine kapandı. Doğru söylediğim gibi. Bir açtı kapıyı. Ata bindirip Faramir'i mi gezdirecek diyeceğim. Faramir'i çıkardı bile. Ata bindirmedi ama. Burada yakalanırsa kötü olur ama o. Goblin Town'a 50 bit bahis koyuyorum. Var mı arttıran? Yunuko kraldır. Oğlum. Doğrusunu ben bile unutacağım. Biri Yauko diyor. Birisi Yunuko diyor. Öbürü Yunuko diyor. Oğlum. Adam. Yunuka. Bu kadar yani. 5 kere farklı söylendi herhalde. Yok edin abi. Güzel. Elfler. Bayağı bir okçu gidiyor. Yunuka reis. Boş yere ne yapacak acaba? Bir yeri boş bırakmış. Oraya bir şey yapacak. Göreceğiz ilerleyen vakitlerde. Buralara komple furnace artı bir tane armory geldi Turgut'tan. Goblinler yine bak combo yapmaya devam edecek. Forge yapmaya devam ediyor. Büyük ihtimalle bunları fullleyecek. Poison Arrow, Banner Carrier falan bir şeyler yapacak. Center Tower da yapmaya başlamış savunma amaçlı. Oradan Faramir'i bir çekmiş Gökhan. İçeride başka ne yapılıyor? Hayda direkt kaleye kapanıp oynuyor adam. Market place yapıyor. Adam ticaret yapacak. Savaşmak istemiyor şu an Gökhan. Ay abi. Elim sürekli şuraya gidiyor biliyor musunuz? Böyle şu alt taraf yani şurası. Oradan böyle bir şey alacağım. Böyle içeceğim abi şu an ve yok. Almadım içeceğimi yanıma. Evet, tek tük birkaç tane goblin avladı. 1.5'a yaklaştı rankı. Damrod ekledi yanına. Elf okçuları bayağı kalabalık. YouTube'daki Demeter Reis sonunda isyan etmeyecek. Yalnız o bildiğin Safkan YouTube izleyicisi sanırım. Burayı izleyince bununla ilgili bilmiyorum kardeşim ben ne yazarsın ama buraya hiç gelmiyorsun. Ya da geliyor da nicki mi farklı bilmiyorum. Bazen öyle durumlar da oluyor. Ama şu güzel arkadaşlar onu söyleyeyim. 17 kişiyiz. Güzel. Hani bir görev gibi bunu üstünüze almayın ama yorum yapan bir 2-3 kişi var. Hep yorum yapan böyle net. Her videoda, her çeşit videoda, her seride gördüğüm, kalp attığım insanlar var. Eğer vaktiniz olursa keza YouTube'daki kardeşlerim sizler de izleyip belki like atıp çıkıyorsunuz. Bir şey yazın. Hani bir yorum yazmayı, etkileşim sağlamak amacıyla yorum yazmayı unutmayın. Kanalı büyütmek için bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Gökay hoş geldin tekrar. Gökhan diyor ki onlar birbirini parçalasınlar ben de ekonomiyi güçlendireyim. Herhalde öyle düşünüyor bak. Archer Range geldi. Bir de hafiften şey ya yani vurkaç yapıyor. Bir taktik var burada. Böyle tamamen kaleye kapanmış diyemeyiz. Çok da yanaşmak istemiyor şu an Mete ona. İki güçlü hero yani fena değil. Şimdi aa bak Shirov'u bastıysa yanaşır artık herhalde. Ork kaybetmek istemiyor. Goblin kaybetmek istemiyor. Çünkü bunlara rank atlatmış olur. Buradaki Uruk-hai Elf Savaşı'na bakacağım. Hiçbir ilerleme yok. Bekliyorlar. Yunoka ve Turgut. Burası da ilerliyor şimdi. Dark Lord aleykümselam. Birini yakalasa öldürür ama biliyor musun? Abi ben hep diyorum iyi savaş güzel çatışma diye. Güzel güzel kardeşim. Bu gece sabaha kadar yayındayım sanmıyordum. World of Warcraft çekilişi var. Belki sana çıkar da WoW oynarsın bahaneyle ne diyorsun? Kankacım yani
Katılayım da bana çıkarsa birine verebiliyor muyum? Oynayamıyorum oğlum. Bir değişik bir durum var. Geçen de izah etmeye çalıştım. İzliyorum, anlamıyorum falan böyle. Geçen Enis Kirazoğlu da paylaşmış WoW'la ilgili bir video. Yani bir hype'lanacak gibi o oyun sanki. Senin kanalı da etkileyecektir. Bilmiyorum. Benim ama bir türlü şey yapamadığım, alışamadığım bir oyun türü olarak kaldı hep ya. Ara ara sana gelip izleyip şey yapmaya çalışıyorum. Algılamaya çalışıyorum ama bir yere kadar. Abone olmayanlara abone olmaya davet ediyorum. Kesinlikle Oxford. Armağan kankam, hoş geldin. Seneler sonra başlayıp insanlara yetişmek imkansız. Doğru. Ya şöyle olur. Bilen biri, örneğin Totik kankamın yanına gidip sırnaşıp itemlar falan alırım böyle. Belki öyle yetişebilirim, bilmiyorum. Acayip gelirdim, gerildim. Total vardı. Mordor beni fena yıldırdı. Arkadaşlar bu arada Armağan'ın YouTube hesabına Total War'daki Medieval 2 Total War olması lazım. Ondaki Yüzükler Efendisi modunun serisi geliyor. Haberiniz olsun. Ben de ileride oynamayı düşünüyorum aynı modu. Ama sonuçta iki farklı yorum yani. Benden de izlersiniz. Armağan'dan da izleyin gari. Oo, oğlum öyle saldırıyorsa gerçekten güzel yapay zekaymış lan. Canımı çektiriyorsunuz da şimdi ben The Last Days'e sardığım için tamamen. Ya onu bırakıp da başka bir şey geçemiyorum. Damla da ölmemiş, ben öldüğü zannettim bir an. Oğlum yazık lan. Dunlant'lar arada kalmış. Bu Dunlant'a kimse dokunmuyor yalnız ha bak. Third Age'in remastered'ı gibi bir şeymiş sanırım. Armağan'ın anlattığı kadarıyla. Bannerlord'da Yüzükler Efendisi modu evet üzerinde çalışılıyor. Ben de takip ediyorum arkadaşlar. Yapay zeka... Kanka o zaman şey... şeyle ilgili bir sıkıntı var. Harita üzerinde yani Living World diye geçiyor ya, o harita üzerinde güzel hamlelerde bulunuyor. Savaşa girdiğin zaman bug'a giriyor. Saçma sapan bir şeyler yapıyor herhalde. Abone olmaya çalışmaktan oyunu izleyemiyorum. Abi bakın. Panik Reis'e, Bay Panik 45'e birisi anlatsın. Olan birisi daha önce Prime ile abone olan birisi izah etsin. Geçen de aynı şekilde yapamadı. Bilen biri bir anlatsın yani. Bir tık bir savaşları kaçırdık gibi. O arada Gondor, Gökhan Reis gelmiş ortadaki kampı almış abi. İnanılmazsın Gökhan ya. Abi yani burayı tutarsan helal valla. Ticaret yaparak adam, marketplace yaparak, stoneworker yaparak, stonework miydi neydi bu? Stoneworker yaparak ortaya aldı. Ve ortaya şu an bir goblin saldırısı geliyor. Sağ olasın kankam, Armağan kankam. Bu goblin ordusuna karşı yalnız burası düşer. Şuraya bir bakacağım. Bir durgunluk var. Bir savaşın olduğu yere dönelim. Sentry Tower'lar var. Bir tık etkili olabilir ama
Ya Goblinler alacak burayı sanki arkadaşlar. Ben bir Gondor için sevinmiştim. Gollum'un oyun fragmanı mı? Bakmadım. Bak abi. Damrod'u takip edeyim derken bir o tarafı saldı. Hafiften kayıp veriyor Senti Tower'lara. Öldü mü? Damrod öldü. Buraya tekrar saldırması lazım. Abi şuraya 2-3 combo koysa var ya, Vel'in yanında tutar aslında da. Gondor'un komboları iyidir. Elfler yine bir harekete geçiyor. Ha yok, Lurdus'la Lugdus'un peşine düşmüşler. Mete orduyu bir toparlıyor. Yalnız bak, Mete'deki gelişmeyi hepiniz görüyorsunuz değil mi? Yani bu adam böyle oynamıyordu abi. Bu adam gerçekten efsaneleşti yani. Bir ara yorumlarda da böyle bir dalga geçiliyordu falan. Ben de gerçi üzerinde konuştum Mete kankam. Öyle alınmadı etmedi sağ olsun. Alınanlar var biliyorsunuz yani yapılan yorumlardan. Sonuçta kötü bir şey söylemiyoruz. Oyunla ilgili konuşuyoruz. Adamın kişiliğine, karakterine hakaret etmiyoruz yani. Ama buna rağmen alınanlar var. Şimdi Mete'nin o kadar kötü oynama tarzından sürekli bekliyordu, hareket etmiyordu, ekonomi plotları bırakıyordu. Yani eleştireceğimiz, kötü yönde eleştireceğimiz tonla şey yapıyordu. Ve adam bu noktaya geldi, helal olsun. Yani bak geldi burayı bastırdı, şu an gitse alsa şaşırmam. Şurada oyun başında bir mücadele etti Gondor'la. Bunlar artı yönler abi. Gökhan'da da zaten bir tanıyanlar biliyordur, bir sakinlik var. Dinginlik var böyle adamda. Ticaretini yapıyor. Hero falan yapmıyor. Bakın hani hero'lar öldü. Yenisini yapmıyor. Bir bekliyor. Barış içerisinde takılmaya çalışıyor. Yunok hakkında pek bir bilgim yok. Şu an bir vur kaç yapıyor gibi Isengard'a ama Turgut da şu an çok bekledi. Evet. Şimdilik yorumlarımız bu kadar. Bir special power'lara çok hızlı bakalım. Bir tane special power var Turgut'un. Bir tane var Only Gogo'nun, Gökhan Reis'in bir tane de biriktirmiş, açmamış. Yunoka'da da iki tane var. Mete'de de savaştığı için gördüğünüz gibi iki tane var. Hemen chat'e dönüyorum şimdi. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. İyiyim, sen nasılsın? O modu bitirirlerse kesin tutar. Hangi modu? Gollum'un oyunu Shadow of Mordor gibi olacak diye korkuyorum. Ben Shadow of Mordor ve Shadow of War'u oynamadım. Herhangi bir bilgim yok yani oyunlarla ilgili. Oynamayı düşünüyorum. Yayınlarda oynayıp nasıl oyun olduklarını öğreneceğim abi. Benden iyi oynuyor bence. Oynuyor mu lan sen Emofain? Oğlum yalnız Turgut şu an Yunoka'yı deli etti, deli. Gidip 2-3 tane elf öldürüp geri kaçıyor. Şunların ranklarına bakayım. O kadar öldürmeye de henüz bu kadar olmuş yani ranklarda. Total var. Attila olması lazım. Attila mı bilmiyorum. Rise of Mordor o modu da biliyorum. Onun da güzel olduğunu söylüyorlar. O oğlum Rohan'da... Dur. Şimdi neler yaptığımızı söylemeyelim çünkü iki video serisinde farklı zamanlarda atıyorum. Hani hem bunu hem onu izleyene YouTube'da spoiler olmasın. Siz burada zaten biliyorsunuz The Last Days'te neler oluyor diye. Ben şimdilik söylemeyeyim. Kötüyüm abi. Sosyoloji sınavından çıktım. Sınavı yanlış bir şekilde yüklemiştim. Sıfır verecek gibi galiba hoca. E oğlum söyle hocana yanlış yükledim falan de. Her şeyin bir çözümü var kardeşim benim. Evet burası düşer artık. Shadow of Mordor güzel oyun. Stres atıyor insan ama beni kolay sıkıyor. Ya teması, Yüzüklerin Efendisi teması olduğu için ben sıkılmam diye tahmin ediyorum. Oynadığımız zaman görürüz abi. En son kara kapılarda bırakmıştım. Öyle mi yaptın? Niye bunu bana söyletti şimdi kardeşim? Bu da bir spoiler. Bahar, selam, hoş geldin. Hey Allah'ım yarabbim ya. Spoiler yiyen arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Hem The Last Days'i hem BFM videolarını izleyen arkadaşlar.
Bilmiyorum hangi sırayla atarım ama. Aşkım hoş geldin yayına. Bora, Bahar, Berat. Aynen. Mortifer de burada mı? Kankam VIP için puan çok fazla olmuş be. Yok kanka. Ben ona hesap ettim. Totik kankam. Hemen hemen 2-2,5 sene izleyen adam VIP oluyor. Tertemiz yani. Cool Odin. Hoş geldin kardeşim. Sende var mı kanka ondan? Aha da Mete aldı burayı. Sen kaç puan yaptın varsa? Yoksa yapmayı düşünürsen kaç düşünüyorsun? Fikrini alırım. Oo, Isengard buraya müdahaleye geliyor. Morty'nin hesabı gitmiş be. Niye ki? Ne oldu lan Berat'ın hesabına? Dur şurayı bir kaçırmayalım. Great Goblin şu anda kaldı orada. Şu an Turgut Mete savaşını görüyoruz bu arada. Onu aklınızdan çıkarmayın. Saruman öldü burada. Turgut'un Saruman'ını indirdi Mete. Oğlum kim? Poison Arrow'larla ateşli oklar birbirine karşı inanılmaz gidiyor ya. Hayda abi, elfler de buraya şimdi katıldı. Burası ne yapıyor? Burada da harekete geçecek bir ordu yok bile. Hala ticaret yapıyor Gökhan şu an. Great Goblin öldü. Goblin takviyeleri. Şu elfler burada galip gelir gibi geliyor bana. Mete çekiliyor. Turgut çekiliyor. Mekan elflere kaldı arkadaşlar. Hesabını çaldırdı. Nasıl çaldırdı lan? Ne yapmış olabilir? Nasıl çaldırmış olabilir? Şu an çok merak ettim. Aynen, yıl süreceğini biliyorsan sorun yok. Aynen kanka, ona göre yaptım ya. Zaten VIP, kalıcı VIP verebileceğimiz rol sınırlı ya. Ondan dolayı da zor alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de patricilik koydum kanka. O da 2 milyon. Onda da yani adam bir 4-5 sene buradan beni izlerse Discord'da patricilik kazanır. Bence iyi oldu. 100K'ya mı koydun sen? Az olmuş lan. 100K'yı birkaç ayda yapar adam. Mete hoş geldin kanka. Bilmiyorum, bir şey yapmadı. Hesabın telefon koruması falan bir şeyleri yok muydu? Sınırlı değil kanka o. Kanka bende sınırlı. Şu an mesela sınırı 40. İşte 2 başarım açtım. 20 idi, 30 oldu, 40 oldu. Öyle yavaş yavaş artacak sanırım. Çok da fazla veremem yani, böyle sınırlı sayıda olsun yani. Hiçbir şey yapmamış ama giremiyor hesaba. E şifre değiştirsin. Gmail'ine şifre sıfırlama falan yapsın. Oo güzel güzel. 20 kişi olmuş. 25 kişi olmuşuz. Nice. Ha, anladım abi. Bir şeyler denemiş sanırım. Ya bende de sınır var da illa başarım açıyorsun o saate kadar. Anladım kanka. Sende kaç oldu bu arada o? Yani senin kıvamındaki bir yayıncının VIP sınırı kaç abi? 100 mü mesela? Kaç şu an? Bende 40 yani. Oğlum burası bir celallendi. Tekrar bir durdu. Ne yapmaya çalışıyordu acaba? Bak bak. Kimse almamış burayı. Usul usul Gökhan Gandalf'ı getirdi. Abi şu oynayış tarzı çok troll değil mi ya? Allah'a seversen ya. Bu ne lan? 250. Tamam kanka. 250 güzel. Oldukça güzel sayı. Shogun 2 The Last Alliance diye bir mod var. Harad ve Numenor arasında geçen bir mod. Çok da zevkli değil ama belki bakmak istersin. Bir bakarım. Her yayın 40 VIP'lik hakkın var.
Anladım. Ya ben şu an şeylere verdim abi. Yakın çevreme. Çok iyi böyle işte bir dostum var chat'te, Armağan. Ona verdim. Nişanlım da var bildiğiniz üzere. Bora da var. Bahar da var. Yani böyle aile yakın çevreme bir VIP'lik bir dağıttım. Bir 10 tanesini harcadım. Bütün hero'lar geldi buraya. Vay, uzak çevre olduk kuracağım. Yok be oğlum, veririz lan, dur. Konuyu oraya getirme şimdi. Abi bana da ver ya. Oğlum izle işte, şey yap. Puan kazan. 1 milyon puan yap, vereyim. Eyüp kardeşim benim. Ayıpsın yani. Oğlum bu kaç saatlik savaş acaba? Biz bunu açtık. Kilobaytına hiçbir şeyine bakmadık. Gandalf ölür burada yalnız. Abi bunlar upgrade almadan geldi ya buraya. Yok olacak burada sanırım şey. Finito. Dağılır burası. Turgut alacak gibi burayı diyecektim ki Goblin ordusunu görmemişim abi. Olsun be kankam. Bırak yani, başka yayıncıyla kıyaslama, boş ver. Onlar istediği gibi yapsın. Ben zaman hesabı yaptım. Zaman hesabı üzerinden bana mantıklı geldi. Yani beni 2,5 sene izleyen birini gerçekten artık yakından tanırım, güvenirim ve o kişi artık benim gözümde VIP olur düşüncesiyle puanı yaptım. Hele ki abone olursa sanırım öyle 2-2,5 sene de değil. Direkt bir senede falan olabilir mesela. Bir senede biriktirebilir o puanı. Çünkü abonelikte katlayabiliyor sanırım sadakat puanını. Şimdi muhabbete bir ara veriyorum. Isengard yok oluyor gençler gözümüzün önünde. Yok kanka, öyle bir hedefim yok. Onu düşünmedim hiç. Ama yine de şey, teşvik edici bir şey. Goblin Town aldı burayı. Mete Reis yapıştırdı. Isengard ortadaki savaşından feragat etti. Base'ini savunmaya geldi ve Mirkwood'u püskürttü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mirkwood şu an çekiliyor. Burası da Gondor'un değil, artık Goblin Town'un oldu. Pis elflere bak. Mert Reis valla. Fırsat kolladı ya. Yunoka resmen fırsat kolladı adam. Ortada bir savaş dönünce, ki burada bu 4 kişi, eğer Discord'da konuşuyorsanız birisi bir yanlışlıkla bir şey dediyse, ha ortadaki olaya bak falan bir şey dediyse, bu da haber aldıysa oradan demiştir bu kamp boş, ben bir dalayım. Tam bir çakal oyuncu tipi yani Yunoka. Düşman götüne. Elf gözlerin neler görüyor Legolas. Ben o Isengard'ı tutmuşum. Hain elfler demişim. Hayda, bu arada burası şu an Mirkwood'a bilenmiş gibi sanki. Bir olaylar dönecek. VIP alacağım. Şu an 2000 400 var, 1 yıla kadar alırım. Aşkım ben çaylar geldi. Hoş geldin bebeğim. Teşekkür ediyorum. İki sene sonra görüşürüz kanka. Yalnız Mete burayı alırsa tebrik ederim diyecektim. Mete çekilmeye başladı. Mete niye çekiliyorsun lan? Alabilirdin aslında da. Troller falan ölünce herhalde bir tık çok kayıp vermeyeyim diye düşündün sanırım. Yağmur abla niye durmuyor yanında? Oğlum içeride takılsın, burada sıkılır şimdi oyunda falan. İzler oradan bir şeyler içerideki laptop'tan. Vakit geçirir yayın bitesiye kadar. İyi oluyor öyle. Birlikte yan yana ne zaman otururuz? Detroit'i oynayacağız mesela birlikte. Ben oynadım, bitirdim. İzleyeniniz vardır YouTube'dan. Bir de Yağmur'la birlikte oynayacağız.
Ben karar vermeyeceğim. Tuşlar benim elimde olacak. Yağmur karar verecek. Ben yes, no falan seçeceğim. Mis. Güzel bir seri olacak yani birlikte. Yani ben Yağmur'un o oyundaki hikayenin içerisinde vereceği kararları çok merak ediyorum mesela bak. Benim merakımla zaten başladı bu. Ben teklif ettim. Dedim ki bak oynayalım ama istersen böyle boşu boşuna oynamayalım yani yayında oynayalım hem de YouTube'a atalım. Kaydı da elimizde olur hani hatıra olarak şey olarak falan. Oynayacağız yani birlikte gençler. Oydo sayı 29 olmuş. Hoş geldiniz gençler tekrardan. Şöyle bir bakayım kimler var burada tanıdık tanımadık. Baya herkes toplanmış gibi bugün. Cool Odin. Kindi Berat. Berat'ın diğer hesabı. Hoş geldin tekrardan Berat. En kısa zamanda Detroit. Yalnız Yağmur abla duygusal bir insansa benim gibi ağlatır Detroit. Detroit'te bu arada ben de duygulandım arkadaşlar. Ya o zaman yayın yapmıyordum. Sadece kayıt alıyordum. Kayıtlarda da ağlamak doğru bir hareket olmaz düşüncesiyle sıktım kendim biraz. Gerçekten duygusal sahneleri vardı yani o bağlamda. Hani tek oynasam belki de ağlardım yani cidden. O Gandalf ölmeden kaçabilecek mi? Ölür sanırım. Can vermesi lazım. Can verdi, güzel. Bir haftaya 50 olsak mis valla. İnşallah bakalım. Doktor Burak Taşçı. Hoş geldin. Burak kardeşim benim. Yalnız bak ortadaki kampı ya Goblin Town zaten güçlü bir faction. Ortadaki kampı alması iki kat güçlü yaptı. Hani şu an meta benim gözümde şahsi yorumumu merak ediyorsanız maçın kazananı gibi duruyor. Çünkü çok savaşlara katıldı aynı zamanda bak 5 ranklık 6 ranklık falan komboları var. Bak burada da var bunların var ya Poison Arrow'ları öküz gibi yok ediyordur şu an. Gerçi ok attıkları mesafe düşük olduğu için çok yanaşmaları falan lazım. Da bence girilecek yer olarak Mirkwood'u yanlış seçiyor. Çok çok kayıp verirsin orada ya. Yani oraya değil de buraya girse mesela burayı dağıtabilir. Ya da hiç boş ver onları. Senin yakınında Gondor var. Gondor'a bir gir, yıkar geçersin. Adam da ticaret yapıyor hala Gökhan şu an. Yani adam bunlara henüz bakayım yani vermiyor armor, banner kariyer hiçbir şey vermiyor şu an. Bahadır abinin süvarileri nerede? Bahadır şu an hostlamış olabilir bu arada. Bildirimi bize gelmemiş olabilir ama hostlamış olabilir. Yayında olmadığı için tek başına bir kişiyle hostladığı için de görünmez arkadaşlar o. Donmadı. Jigglypuff devam ediyor. Lan Gandalf burada ne arıyor? Bak bir şey diyeceğim. Abi. Şu Palasguard'lar ölse çok güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Isengard da buraya şimdi salça oldu. En büyük hasarı goblinler yiyor yine bak. Abi. Gökhan herhalde doları düşürmeye çalışıyor. Abi bir dakika bir ekonomiste bakacağım. Gökhan Reis 4000'lerde ne yapmışsın? Iron Ore geliştirmiş. Grand Harvest yapmamış çünkü farm yok arkadaşlar. Bir de Siege Materials yapmış. Güzel. Mirkwood'un 11.000'i var. Goblin Town 1000'lerde. Bayağı para harcıyor Goblin Town. Turgut da 1000'lerde. Güzel güzel. Special Power'lara tekrar bakarız. Goblinlerin bir çekildiğini görüyorum. Isengard Elf Savaşı devam ediyor. Abi ölmüyor, ölmüyor. Palasguard'lar kesinlikle ölmüyor. Optimization, Final, New falan hiç fark etmez. Ne yaptıysak, ne kadar optimizasyon yaptıysak bunlar düzelmedi bir türlü. 0.7'de göreceksiniz ama bir tık
bir tık o ayar gözünüze çarpacaktır. Bu kadar zor ölmeyecekler. Hayda, Turandu ile öldü. Abi. Bu arada bak. Bak bu skill kullanış tarzını tebrik ederim. Güzel. Bayağı yok etti. Kaç rank oldu o? 7 rank. Mis. Ha, Gandalf'ı yakaladı. 5 ranklık Lurt. Ölür o. Can verdi. Abi gri Gandalf olduğu için çok etkisiz be. Kurtulamazsa öldü şu an. Şeyin süresinin bitmesi lazım. Yok. Kurtaramayacak gibi görünüyor. Aga be. Outline be kardeşim. Üzücü bir durum. Kötü yakalanmışsın. Mirkwood GG. Yok be. Adam hiç hasar almamış gibi. Turandul'u tekrar basar abi. Tamam. Aleykümselam Berat. Tekrar hoş geldin. Değil mi, bir 30 olduk mu? Ben en son 29 gördüm solda ama. 30 olup tekrar bir 27'ye indik sanırım. Gondor Azordu'ya kıysa şu Gandalf beyaz olsa... Aynı fikirdeyim ama Gökhan Reis takmış şu an ekonomiye kafayı. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye simülatöründe yaşıyoruz. Şimdi gerçek hayatta, realde baktığınız zaman ekonomi kötü olunca oyunda katlanamıyorsun. Hani ya şu para sürekli artsın istiyorsun kardeşim. Şimdi bakayım nasıl artışı nasıl? 200. Güzel bak, saniyeler içinde çok çok güzel bir artış var. Nice. Hemen de harcamak istiyorsun yani, tekrar birimlerini basmak istiyorsun. O sık ya, yani güncel zaten gerçek hayatında yaşadığın problemi bari oyunda yaşamayayım diyorsun. O psikoloji bende de var. Ben de para sıkıntısı yaşamadan akın akın böyle param katlansın katlansın, ben savaşmaya devam edeyim falan istiyorum. Şu bekleme huyu bende de vardı. Yani hala bir tık var. Yenmeye çalışıyorum. En son birkaç tane online maçımı attım. Oralarda görmüş olabilirsiniz. Nasıl oynadığını Samet abinizin. neyini atıyor biliyor musun? Caps Lock'la büyük ihtimalle random gülüyorsun. Onu atıyor. The Set Boss, hoş geldin. Aleykümselam. Gondor ordusunun huyunu biliyorum. Sahaya çıkar çıkmaz onlar yer beni. Doğru kanka. Güzel kullanmak lazım bu orduyu. Hayda, bu arada Mete seni kuşatıyor. Bir tanesi öldü abi Giant'ların. 2 ve 3 değil, direkt 4 kişilik FFA. Herkes birbirine düşman. Boss Reis. Jigglypuff, görüşürüz, iyi geceler. Mert Reis Prime ile abone oluyor. Teşekkür ediyorum Mert Sarı Turunçu kardeşim. Abonelik desteğin için çok sağ ol. Abi, şurayı savunursan eğer küllerinden doğarsın Gökhan. Ben sana söyleyeyim. Ama hayda abi. Felwind geldi benim sözümün üstüne. Buranın titanları bunlar. Bora. Yok, 25'ti her zaman. Oxford. Hala tutabilir. Arkada şeyler var. Aa, o tarafta yokmuş, bu tarafta var. Bunları indirirsek, ki şu an Giant kalmadı, içeriye
İçeriği Gökhan şu an hala temizleyebilir. Dolayısıyla şurada da Great Goblin'in ölüsünü görüyorum. Shirobu da indirmesi lazım. Abi burayı püskürtür. Ben söyleyeyim. O kadar ekonomiye gerek yokmuş. Ekonomi şunun için önemli. Eğer ki şimdi püskürtürse abi çok çabuk toparlanıp üstüne gidebilir Goblin Town'un. Aleykümselam Baran. Hoş geldin. Ki şu an ekonomik binalarına hiç hasar almadı. Yani Blacksmith'ler olduğu gibi duruyor. Dolamrot desteğini de getirdi Gökhan Reis. Püskürttü burayı benim söylediğim gibi. Alır burayı ya. Vallahi ben o bahislerin sonucunu göremedim Oxford. Yani bir görmek isterdim kardeşim. Yine Giant'lar geliyor. Biz o savaşı izlerken burası böyle uyudu mu lan? Yunoka ve Turgut bayağı durdu. Bak burası hemen toparlayacaktır şimdi. Bakıyorum bir Only Gogo'ya. Zaten bayağı bir special power açmış. Bak 8 yapmış. Aslında şu an Gandalf the White'ı açabilir. 9 yaptı. Evet, Gandalf the White'a gidiyormuş o. Doğru tahmin etmişim. Bu saatten sonra Gondor bir tık daha güçlü olacak arkadaşlar gözümüzde. Bunu söyleyebiliriz. Bir ekonomisine bakacaktım Gondor'un. 3000'lerde 119 command point, işte 80 falan doldurur. Yani çabucak toparlar ya kısacası. Kimse oy vermedi çünkü abi. Ben gördüm oy. Birileri yazıyordu bir şeyler. Gerçi Goblin Town da hemen toparlayacak gibi görünüyor. Bakayım. Bak, bütün hepsini basmış. Buradan henüz bir şey basılmıyor. Bunların hepsini vermiş mi? Şunu vermemiş. Bu bir tek şeylere, Spider Rider'lara verildiği için tercih etmemiş abi. Aha Gandalf geldi. Bir dakika. Dur. Blast attı reis. Gandalf'ı 10 yapmaya çalışacak. Gökhan reis. Helal lan Gökhan. The Last Days yeni videosu yarın gelir. Ya bugün önceki gün ne attım? 18 mi attım? 19 gelecek sanırım. Evet. Atarım abi yarın. Kim kiminle oynuyor abi? Oğlum o geçti artık o olaylar. Burada Turgut var. Burada Mete var. Burada Gökhan var. Burada da Yunoka diye yeni gördüğümüz bir arkadaş var. Ama şu an oylama falan gerek yok yani. Zaten tarafların gücü hemen hemen bir ortaya çıktı gibi. Abi yakında bir VS atarız seninle de. Olsun kardeşim atalım. Şimdi sağ taraf bir durgunlaştı. Sol taraftaki Uruk-hai Elf Savaşı'na bakalım. Turanduil'i kötü yakaladı burada. Daha fazla evet. Bayağı bir şey kazanıyor ondan. Şöyle göstereyim. 800 can kazanıyor. 50 vuruş gücü kazanıyor. %40 da o kullandığı büyülerin gücü artıyor. Turanduil öldü bu arada. Minimap'tan sağ tarafı kontrol ediyorum. Sağ tarafta şu an herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden sol tarafı izlemeye devam edelim abi. Saruman'ı çok iyi kullanıyor Turgut şu an. 2 tane balista ile Wine Fountain'leri yıkmaya çalışıyor ama bir tanesi gitti balistaların. Yunus tamam. Doğru tahmin etmişim. Evet Bahar, benim eski videolar öyle. 100.000, 130.000, 120.000. İşte 50.000 var, 40.000 var, 30.000 var. Bazı eski videolarım o şekilde. Yüzüklerin Efendisi'ndeki özel bazı savaşların
senaryosu olduğu için o zamanlar bir anda patladılar. Nedenini ben de bilmiyorum. Yabancılara da hitap ediyor ya böyle, hani Türkçe konuşmuyorum orada. Yorumum yok yani. Sadece videonun, savaşın kendisi var. Yabancılar da çatır çatır izledi demek ki. Zaten o videolardan patlayıp kanalın para kazanması falan açıldı. Abi iyi, hoş, güzel. Şu an içeriye kapattı elfleri. Ama bak, giremiyorsun hiç. Yani o kadar sıkıntılı ki şuralar. Ne var içeride? Tauriel hayattaymış. Feren hayatta. Mirkwood Kalesi'ne girmek gerçekten büyük sıkıntı yani. Turan değil, Lurt'tan stun yediği için durdu. Evet, doğru. Full İngiliz vardı ya. Oğlum İngiliz değil yani. Genel yabancı izleyici vardı. Yorumlarda da öyle. Çok fazla yabancı yorum yapan var. Yani böyle Türkçe kameralı bir şekilde konuştuğum ve en yüksek izlenme alan videolar sanırım şey. Hayda, bu arada güzel taktikti, gördünüz mü? Şuraya doğru mayın getirdi, üstüne bir fireball attı. Bütün 3 tane binayı patlattı orada Turgut. Sanırım arkadaşlar bir 4000-5000 sanırım. Yani YouTube'daki sınırım o. Kameralı ve Türkçe konuşarak anlattığım ve maksimum izlenmiş video izlenmesi bu sanırım. Geçeceğiz umarım ya. Eski izlenmeleri de görürüz diye tahmin ediyorum. 25 kişi de nice burada, güzel. Mirkwood Kalesi değişince daha güçlü olur. Gücü tartışılır. Yeni base'in gücü tartışılır abi. Dünyada en fazla izlenen video nedir? Ne bileyim oğlum. Saçma saçma videolar en fazla izleniyor yani. Osturuk videosu izlenmiştir herhalde o kadar fazla, ne bileyim. Bir... Öyle oluyor genelde. 1 saatlik video, bir de 130k. Evet, o bakımdan güzel, doğru diyorsun Bahar. Bu arada Mirkwood artık buradan çeviremez. Yani Yunoka'yı şu anda bu 4 kişilik FFA maçta sanırım ilk kaybedeceğimiz taraf olacak. Gangnam Style. Baby Shark en çok izlenen video mu? Örnek alalım arkadaşlar diyormuşum böyle. Daha çok izlenmek için biz de benzeri bir şey yapalım falan. Hiç izlemedim bu arada videoyu. Şu an siz dediniz, yayından sonra bir bakarım neymiş. Şarkısı böyle kafamda bir yankılanıyor ama. Bir ara Bora, sen dinliyor muydun lan bunu? Ben sanki sizin evde bunu duydum çok. Evet, Yunoka has been defeated arkadaşlar. Mirkwood artık bu haritada yok. Yunoka'nın yıkıldığını duyan Mete harekete geçiyor. Isengard'a doğru ilerliyor. Isengard onu yıktığına göre Isengard'ın ordusu da bir tık hasar almıştır diye tahmin ediyor olabilir burada Mete. Ben de olsam aynı şeyi düşünürdüm. Yalnız abi burada da 10 ranklık combo var. Bak bir combo. Bu ikinci combo 10 ranklık. Şurada bir tıklayamadım bir türlü, üçüncü combo. Yani bu orduyla da savaşmak şey değil. Akıl kârı değil yani. Sıkıntılı. Hayda, bak şimdi buraya da bir ayar çekecek şimdi. Onu yıkmaları lazım. Saruman oraya gelirse olay. Yıktı. Helal lan. Shiro öldü.
Oy. Oy 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 oy. Saruman be, yapma bunu be. Adam yok etti. Bakacağım bir Mete'nin command point'ine. 400'den 250'ye. Elitler ve rankları yüksek olanlar hayatta gibi görünüyor. Saruman içeriden fireball atıyor. Bak, Great Goblin hayatta kaldığı sürece hala bir şans var demektir. Saruman'ı indirmeleri lazım aynı zamanda. Gondor hala kalesinde bekliyor, evet. Değil kardeşim. Oxford. Kişiden kişiye değişir bu tarz şeyler arkadaşlar. Yani neye göre pahalı, neye göre ucuz, neye göre yani, neye göre, kime göre. O yüzden tartışmak mantıksız yani. Şimdi gidip bebek videosu yapalım renkli renkli. Doğru, Saruman'ı iyi kullandı ama. Bitti abi. Şu an Mete'nin bütün ordusu pert. Yanıp sönmesin o da. Mete orduyu toparlamaya çalışacak. Aa, ortası düşebilir yalnız. Isengard ortaya doğru yürüyor şu an. Gondor dolarla euroyu düşürüyor. Birazdan ordu dizip dalacak. Yalnız ordusu şu an iyi. Sedal Archer'lar var. Bunlara armorları vermiş. Ranger var mı orada? Bir grup. Ha, Ranger neden combo yapmış ki? Şuraya bakalım diğer yandan. Enes hoş geldin. Aleyküm selam. Ama o sırada tahmin edemeyebiliyor Berat. Hani ne bileyim. Yani görmüyorsun ya sonuçta haritayı. Ordunun buraya gidip yok olduğunu görse tamam. O zaman yürüsün aşağıya. Burayı yok etsin. Doğru. Ama görmüyorsun. Tahmin etmek de bir tık zor. Valla biz bunu yapmıştık. Sanırım Gandalf alıyor maçı. Denedik yani. Rohan serisinden sonra bir itilen okçumuz yok mu? Mordor Uruk-hai'si olacağım kardeşim. Kafaya taktım, olacağım yani onu. Bir Mordor'la orta dünyayı bir fethedeceğim. Ondan sonra artık. Evet, ortası artık Isengard'ın. Gandalf da sağda solda dolaşıyor ha. Warg'a binip dolaşırsın aynen. Bugün onun denemesini yaptım bu arada. Warg'a normalde sanırım binemiyorum. Yani Mordor'un Black Uruk'ları Warg'a binemiyor. Uyumsuz ya da uygunsuz item falan diye bir hata veriyor. Ben de şöyle bir ayar vardı, onu değiştirdim. Oyuncu ekipmanını kısıtlı mı ne, öyle bir şey vardı. O ayarı kaldırdım. Sonrasında artık binmeye başladım. Yani Mordor Uruk-hai'si olduğumuzda muhtemelen o ayarı kaldıracağım. Dragon gelmiş bu arada. O ayarı kaldırıp oynayacağım çünkü Warg'a binmek istiyorum yani. İlla Warg'a binmek için ork olmak zorunda mıyım? Öldü bile. Doğduğu gibi öldü. Çünkü 10 ranklık kombolar var abi. Yok. Mete kankam
büyük ihtimalle yok olacak burada. Gandalf müdahale ediyor. Bir dakika. Gandalf'ın müdahalesi her şeyi değiştirebilir. Abi o zaman cüce olup Gondor zırhı giyelim, nasıl fikir? Yok kardeşim. Yani onu kaldırdım diye her boku yiyeceğim diye bir şey yok. Yine mantıklı hareket edeceğim. Ama şunu yapabilirim. Oyda. Abi ne oluyor lan? Bayağı olaylar dönüyor ha. Abi Gandalf'ın buraya gelmesi Saruman ordusunu yok etti yalnız ya. Ölür o. Artık ölür bu saatten sonra. Şunu yapabilirim. Mesela Mordor uruyum abi. Gittim. İşte cücelerle savaştım. Güzel bir kalkan düştü. Yani cücelerde şey Mordor'da bulamadığım güzel bir kalkan düştü. Alır kullanırım abi. Çünkü evil'ım ben. Yani dolayısıyla yağmalarım. Kullanırım yani. Gerek Gondor kalkanı kullanırım. Cüce kalkanı kullanırım falan. Bu tarz küçük şeyler yapabiliriz. Ama onun dışında gidip de Gondor miğferi takmam mesela. Onu söyleyeyim. Ya da Gondor zırhı giymem. İyi olsa bile giymem. Onun şöyle bir değişiklik yaptığını fark ettim bu arada. Dragonumuz yine öldü. Hurda yerine savaşlardan karşı tarafın elindeki malzemeler düşüyor. Yani elinde baltam var, balta düşüyor. Normal Warband'daki gibi. O çok hoşuma gitti. Evet, Mete Reis yok oluyor arkadaşlar şu an. Oğlum, Gökhan hala bekliyor. Buraya bir Gandalf'la müdahale etti. Para durumuna bakacağım. 12.000. Gandalf'ı yeniden basıyor. Pipini hiç basmamış mı? Basmış, bir kere ölmüş. Yeniden basmamış Gökhan Reis. Abi şuraya orduyla bir müdahale etsen ya Gökhan. Bak bak, Faramir'i getirip müdahale ediyor. Moria orku oldun. Adamlara 55-60 arası damage vuruyorsun. Güzel abi. Bu arada Moria orku olmak ben de isterim. Yani The Last Days'ten sıkılacağımı düşünmüyorum abi. Bir şekilde bütün hepsini olacağız. Elinde sonunda olacağız. Belki 2 sene 3 sene oynayacağım ama olacağız yani. O konuda netim. Tek takıntım modun saçma sapan savaş açılırken falan işte donması falan böyle. Donması imkansız yani. Hani benim işlemcime, benim 32 GB RAM'im var abi. RTX 2070 süper var falan. Hani donmaması lazım mantıken. Hani oyunda optimizasyonda bir saçmalık var. Aha. Gondor. Gondor bir geliyordu, kaçmaya başladı. Mete Paşa has been defeated. Yazık lan Mete kankama benim. Ben de güvenmiştim lan Berat. Oğlum ortayı aldı ya bir ara bir de. Gondor ortayı aldı, sonra Goblin Town geldi aldı. Ben bir düşünmüştüm. Goblin Town burayı halleder artık bu haritayı diye. Olmadı. Ama şu an Isengard'ın aldığı da kesin değil ki Gökay. Yani adam tamam elfleri yıktı. Geldi buraya goblinleri yıktı. Ortası da ona ait. Okey. Ama yani Gondor bilmiyorum. Belki küllerinden doğar bir ilerler abi. Yok eder geçer. Bilemeyiz. Uzun savaşmış bu arada. Bak 59 dakika olmuş abi. Güzel bir replay. Uzun. Tatlış. Güzel savaşların döndüğü bir replay. Turgut bu arada bak şuradaki ekonomi protları falan komple salmış. Hiç karışmıyor bile şu an buralara. Bildiğin Gondor ekonomiyi kasıyor oradan. Mis gibi Gandalf ölüyor. Tekrar basıyor falan. Bakayım daha
para muhabbeti nasıl? 15 bin parası var. Isengard'ın 24 bin. Yani Isengard'ın normalde kıyasaya mücadele etmemesi lazım ekonomik açıdan Gondor'un. Hemen hemen denk gibiler. Special Power'lara bakalım bir tık. Eagle Allies'ı az önce de gördük zaten, bastı, kullandı. Hemen Isengard'a bakıyorum. Freezing Rain'i var. Gördüğünüz gibi zaten şu an kullanmış olduğu için şeyi kısıtlıyor. Leadership'i kısıtlıyor. Son Power da açtı. Zaten burada Goblin'lere karşı savunurken Son Power'ın çok etkisi oldu. Ateşli oklarla savunduğu için yok etti abi bir şekilde. Diğerleri normal işte, bütün power'larını açmış. Gondor'un bir şey yapamayacağını tahmin edebiliyoruz. Gondor kalesinde ama arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada gümüş ok atan battle tower'ları var. Ve buraya karşılık bir, eğer savaş sırasında kazanırsa hemen bir Claude Brack yapıştırabilir. 9 rank Gandalf'ı var. Gandalf aslında var ya, 10 rank yapsaydı bir ihtimal diyecektim. Evet, dengeli savaşlar dönebilir de. Ya tabii ki bir tık şu an Isengard aldı gibi. Ama izleyip göreceğiz. Good'un kuşatıp Evil'ın... oğlum oldu lan öyle. Hiç görmediysen izlemedin oğlum o zaman online maçları. Olmuştur yani. Belki az olmuştur ama olmuştur. Ne planımda? Planımda demek dışında ne yapmıyorum abi? Buraya mayın falan bir şeyler getirecek galiba lan. Dur bakayım. Evet, burayı 2 rank yapıp mayın getirecek. Mayınlarla girecek buraya. Fantazi yapacak Turgut. Hayda, adam içeriye good keep yapıyor. 2 tane battle tower. Adam balistayı yok etmek için dolar notu kullandı. Bence kullanmasaydı iyi olurdu ya. Kapı yıkılsın önemli değil. İçeride ordun zaten hazır. Asıl o içeriye girdiği zaman arkada şöyle 5-6 tane balista olacak. Onları yok etmek için kullansaydı olabilirdi. Neden durgunlaştık abi? Çünkü Oxford'dan cevap bekliyorum. Bir şey yazdın, soru sordun. Cevap bekliyorum Oxford kardeşim. Battle Tower'lara denk geliyor. Burası da yıkılacak. Balistadan bahsediyorum yani. Hayda, kaçırabildi. Mert kankam, görüşürüz. Kolay gelsin kankam işte. Şimdi şöyle Oxford'cum. Uzun zamandır söylüyoruz falan, planımda demekten başka bir şey demiyor demişsin ya. Onun ne olduğunu merak ettim. Neyden bahsediyorsun yani orada? Abi yok mu peki bir yanda Rohan'ın Rohirrim ile gelmesi? Vallahi kardeşim keşke gelse şurayı bir kurtarsa diyeceğim de olmuyor işte. Tatlış olurdu ama.
Oy 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 oy. O Faramir kaç rankta abi? 3. Bir Fireball 10 ranklık bir Saruman'ın Fireball'u artı bir Balista'ya 3 ranklık Faramir ölüyor demek ki gençler. Valla bu replay tahminimden bir tık uzun uzun sürdü arkadaşlar. Yani bundan sonra bu replay bitince kapatabilirim. Normalde 2 replay vardı aklımda ama bu 1 saatin üstüne çıktı. Şimdi atıyorum 35-40 dakikalık 2 replay sunabilirdim mesela. Minas Morgul, kara kapılar gelsin falan fistan. E planımızı da yapacağız. Şimdi sen bunu ne kadar süredir söylüyorsun ben bilemem ki abicim. Yani bunu 0.6 sürecinde söylüyorsan Minas Morgul diye bir harita olmadığı için dolayısıyla ben de yapılmamış bir versiyonu yani 0.7'de yapacaksak bunu mesela 0.6 içerisinde bunu yapamayacağıma göre planımızda deyip geçerim. Bu çok normal. Yani senin yukarıda belirttiğin gibi planımızda demek dışında bir şey yapmıyor. Yaklaşımı yanlış. Tavrı diyeyim daha doğrusu yanlış. Biraz geriden yaptı ama yine de yok ettiğini yok etti sanırım. Ön plandakiler öldü. Ayrıca yapmak zorunda da değilim onu da söyleyeyim. Planımızda da demem. Cevap bile vermem yani. Umurumda bile değil derim yani. En azından planımızda diyorum. Kartallar da geldi abi. Ama burası düşer. Chat'teki herkesin de düşündüğü gibi. Dolanlok da desteğe geldi şu anda. Ancak abi bak dediğim gibi 10 ranklık kombolar. Saruman detayı. Gandalf'ın önceden ölmüş olması gibi detaylar burası düşer gibi. Tamam kayıp verir neyden dolayı verir. Burada şeyler var. Gümüş oklarla arka planlardan ok atan Battle Tower'lar var. Bunlardan dolayı ordu kayıp verir. Clothbrok da geldi üstüne ama yıkılacaktır. Dönmez. İnsan bu kötülük karşısında ne yapsın? Abi bir dakika. 12-10 bitti. Burası ne? Bak yarıya inmiş görüyor musunuz? Isengard bayağı kayıp vermiş abi. Zaten destek çıkarmaya başlamış bile. Orayı o şekilde alamayacağını düşündü sanırım. Yalnız mayın çok güzel patladı. Gerek iki yandaki Battle Tower'lar olsun. Kapı... tertemiz yerde patlattı. İki yüzün de altına düştü. Aa, güzelmiş abi. Yalnız ilk baktığında yani şöyle söyleyeyim size. İlk şuradan baktık ya. Turgut, Onligogo, Yunoka, Mete Paşa dedik. Baktık. Ardından tek tek şöyle baktığımızda yani yenebilecekler arasında nedense Isengard'ı göremedim. Niye? Çünkü Goblin Town'u görünce, Mirkwood'u görünce bunlar dedim ezerler diğer tarafları. Samet abi belli bir yayın düzenin var mı? Mesela şu gün şu oyun gibi. Öyle bir düzen yok da yani belli bir gün değil ama şöyle var. Mesela bir BFM yayını yapıyorum. Sonra The Last Days yayını yapıyorum. Sonra işte Crysis yayını yapıyorum. Crysis yani Crysis demeyelim ona. Single hikayeli oyun serisi. Crysis bitince başka bir oyun olabilir. Sonra Coop bir oyun oynuyorum. 4 yayın türü. Evet. Only Gogo'da böylelikle yıkılmış oldu. Denethor Reis üzgün. Evet. YouTube'daki sevgili kardeşlerim, dostlarım. Güzel bir replay'in sonuna geldik. 1 saat 10 dakika olmuş abi.
maçın kazananı Turgut oldu. Gökhan, Mete ve Yunoka reisleri yendi. Hem de hepsini tek tek gidip yendi yani. Öyle bir oynayıştı. Güzeldi. Tebrik ediyorum kendisini. Kendinize iyi bakın YouTube'daki kardeşlerim. Hoşçakalın.